Ferhat, Çat Kapı'nın yeni sezonuna hoş geldin. Hoş buldum. Özledin mi Çat Kapı'yı? Özledim ama anne versus şefe gelmiş gibiyim şu anda. Bugün biraz farklı bir Çat Kapı bekliyor bizi. Önündeki örtünün altında bazı malzemeler göreceksin açtığında. Ve bu önündeki malzemelerle senden bir tarif yapmanı isteyeceğiz. Güzel. Bu tarifin çeşitlerini yapmanı isteyeceğiz. Farklı çeşitleriyle birlikte Çat Kapı gelen misafirlere gayet yapılabilecek bir tarif. Çok güzel kek olur. Kurabiye olur. Bu şey mi? Yani kurabiye böyle kek bir şey, öyle bir şey mi istiyorsun? Evet. Senden kurabiye yapmanı bekliyoruz. Güzel, güzel. Ancak şu şartlarda. Şartı yok hocam. Hocam şartı yok. Kurabiye tamam. Tam 5 çeşit kurabiyeyi 15 dakikada yapıp 15 dakika fırınlamanı istiyoruz. Yani toplamda yarım saatte bize 5 farklı kurabiye oluşturmuş olacaksın. Şöyle bir şey var. Ya senin ağzından çıkarı kulağın duymuyor ya söylediğinin zamanlamasını bilmiyorsun. 15 dakikada 5 kurabiye zaten bu pişmesi 15 dakika bunun. Oraya da 15 dakika vermişsin. Onu ben de düşündüm dış ses olarak. Bazı fikirlerim var zaten. Ve dış sesle de pazarlık olmaz biliyorsun. Var mısın bu challenge'a? 15 dakikada 5 adet kurabiye değil mi? Çeşit değil. 5 farklı. Ben sana temel malzemeleri çıkarttım ancak mutfakta her zaman her Çat Kapı bölümünde olduğu gibi farklı malzemeleri kullanıp mutfakta şu anda var olan onlarla yapabilirsin. Bu zor ya. Hazırım ya. Tamam hazırım. Ne yapalım? Yani yapacağız. Başaramasak da sonuçta deneyeceğiz. Kaçmayacağız ya. O zaman ilk başta hızlıca bir malzemelere bakmak istiyorum. Bir de fırını açacağım. Evet. Kaç dakika vereceğim ondan buna? Ondan sonra hemen başlarım. Söylemeyeceğim. Bir anda ansızın geleceğim. Bugün çok dağılabiliriz. Ben başlıyorum. Deneysel. Evet buyurun. Şimdi kurabiyeyi siz 180'de pişirebilirsiniz ama ben fırını biraz hızlı ısıtmak için fırını 195'te başlatacağım. Sonra kısarım. Güzel güzel bak muz da var. Kuru çekmecemizdeki ne varsa çıkart. Evet çünkü bütün kuru yemişler burada biliyorsun. Ben de süreni başlatacağım. Sana bir kolaylık. Bence yüzüğünü bileziklerini de çıkart ki onlarla da zaman kaybetme. Bir dakika, bir dakika. Çok dağılacağız. Ben bir önlük takmak istiyorum. Uygun mudur? Yasemin'in önlüğünü de bakayım. Aa, olacak mı? Sana biraz ufak gelebilir ama... Hı. Oldu mu? İdare eder bence. Ve Ferhat, 15 dakika süren başladı. 14 dakika 56 saniye. Yok artık. Heyecan yok. Ne kap varsa aldın. Kurabiyede esas olan şey kuru malzeme ve yağ. Bir de üstüne üstlük 15 dakikada yağ mı ısıtacaksın? Efendim? Yağ mı ısıtacaksın? Bu kadar hafif adam var. Eritmem lazım. Nereden başlasak? Nasıl başlasak? Yumurta ve şeker. Her tatlıda neden yumurta ve şekerle başlanıyor? Konuşmak daha istemiyor. Kaybedeceği bir saniyesi bile yok Ferhat'ın. Şu anda gerçekten senin söylediğini duymuyor olabilirim. Ölçü mü ölçü yok herhalde bugün. Bugün yani ölçsem şahane olur aslında tabii de. 15 dakikada tariflerimi arayacağım, bulacağım. Bu fıstık ezmeli bir tane. Kolay. Tarif yapalım. Biraz un şöyle azar azar. Fıstık ezmeliye tuz da yakışır. Şu bir. Suikast. Boş. Gerçekten onları alacağını hiç hesaba katmadığım için. Şu ne? Bu fındık. O zaman fındık, bununla bazı fındık. O zaman bunun kakaosunu biraz arttırabilirim. Biraz çok mu oldu? Hocam ölçüm ölçü yok biliyorsun. Ben bilirim diyorsun. Sadece 10 dakika 35 saniyen var. Geç. Kaç? Fırına göndermek üzere. 10 dakika 35 saniye. Abi bunu yetiştiremem. Hepsini aynı anda mı pişireceksin bu arada? Bilmiyorum şu anda. Yani gerçekten ikinci sezona beni bomba gibi başlattın. Bir yandan da tarifleri hatırlar kıvamda böyle düşünüyor olsam da siz bana çok inanmayın. Kolum alev aldı. Kaç dakika? 7 dakika 39 saniye. Kaç? 7 dakika 39 saniye. Şeyden çalabilir miyim birazcık? Fırına atma süremden. 7 dakika 29 saniye içinde fırına kurabiye koyacaksan biraz süreden çalabilirsin. Şunları atacağım.
Bunlar tabii yayılacaklar. Isınmış mıdır fırının? Isındığı kadar abi, bekleyecek halim yok mu? Hala pişirme süresine geçmedin değil mi? Hayır, pişirme süresine geçmek için son 3 dakika 48 saniye. Pudra şekerini mi buluyorsun? Hı hı. Gerçekten hiç konuşamadığım bir bölüm oldu ya. Şu an 4 dakika kala 2 farklı çeşidi attığın için fırına biraz benden süre kazanacaksın gibi duruyor. Şekilleri türlü türlü, boyutları türlü türlü. İnanılmaz farklılıklar söz konusu, mükemmel bir bölüm. Ve sadece 2,5 dakika var. Hayır, 2,5 yok, 2,5 yok. Ağlayacağım, yemin ediyorum ağlayacağım. Evet, şimdi bunları crinkle yapma vakti. Crinkle. Hop, crinkle tepsi. Şu anda nefes almıyoruz. Yumurtalar pişmiyor. Aa, elimi yaktım. Kaç dakika? Evet, son 1 dakika 6 saniyen. Kurabiye hamurunu bitirince birinci aşamayı tamamlarım yalnız ha. Süren dolduğunda 4 dakika kala 2 adet koyduğun için sana 3 dakika daha tanıyacağım. Bu formülümü neye göre hesapladım bilmiyorum ama normal sürenden son 30 saniye ve 4 tane tamamlamış oldum bu sürede. Hayır 5 geliyor. Tarçınlı ayrı. Ve hızlı bir atak. Ona biraz da fındık. Tarçınlı fındıklı. Son 30 saniyede büyük sürprizler. 5. bile tam olmak üzere. Ben sana 3 dakika kaldı demişken senden hızlı bir atak geldi. Üzüm açalım. Son 6 saniye. Üzüm de koyduk. Tamam, fındıklı üzümlü de yaptım bir tane. 2, 1. Normal süren doldu Ferhat. Ancak şimdi vakit kaybetmeden senden bunları hızlıca hazırlamanı bekleyeceğim. Fırınlamanı bekleyeceğim ki 30 dakikanın içinde kalabilelim. Kapanmadı. Nasıl kaybetmiyor musunuz? Kurabiyeler buhar olup gitti mi? Ya bir tanesi yarımdı değil mi? Bir tanesi yarım. 10 dakika kala gidiyorlar fırına. Gidemiyorlar, sıcaklar çünkü. Geçeceğiz fırını. Vallahi biraz hızlı pişirdim. 195. Bunlar da şu anda yenilebilir değiller. Dinlenmeleri lazım yoksa bunlar paramparça olurlar. Pişmediğini mi düşünüyorsun? Yani pişmişler ama ortaları bazıları çiğ ya. Böyle olmaz. Hala 8 dakika 30 saniyen var. Koyabilirsin. Bunları tabana atsam 2-3 dakika daha durmaları lazım bunların. Kenarları çok güzel pişmiş. Bazılarının ortaları biraz yumuşak. 1 dakika 54 saniye. Önemli değil. Bunlar 1 dakika falan pişecekler. Ama ihtiyaçları var. Zorlayabildiğim kadar ama kurabiyeleri yakmaktan da bir o kadar korkuyorum. Yani 200 derecede siz kurabiye falan pişirmeyin. Tekrarlıyorum. Yaptığımı izleyin. Söylediklerimi yapın ama yaptığımı yapmayın. Ve bakalım 6 dakika sonra nasıl çıkacak kurabiyeler? 6 dakika. Çok güzel. Ferhat 1 dakika tutacağım demiştin ama 3 dakika oldu. Evet, şu anda şu çok sıcak çünkü burası, anlayamıyorum da. Bunlar tamamlar, alttakiler yakmış tamam. Yakmış olmayasın. Yok, inşallah yakmadım ama yok, yapmamışım. Bunlar güzeller şu anda, bunlar tam kıvamındalar ama bunları burada soğutmak zorunda kalacağım. Çok derin, çıkartamıyorum. Altına bir şey de girmem lazım, bakıyorum bulamıyorum. 1 dakika 30 saniye sonra fırındakileri çıkartman gerekecek. Sence olmuşlar mıdır? Çaktırma. Hocam sürekleyemiyor muyuz ya? Kimse görmüyor nasılsa ya. Yazık ki sadece 1 dakika kaldı. Hocam bu da tamam. Alttakileri bekleyeceğiz. Hoppa! Evet, 40 saniye kala 3 tane kurabiye burada. Of. Bunlar çok güzel. 20 var mı 20? Son 20 saniye. Hoppa! 10! 10 mu? 5, wow. 4, 3, 2, 1. Süren doldu Ferhat. Tekrar söylüyorum, evde denemeyin. Ferhat, tebrik ederim. 30 dakikada 5 farklı kurabiyeyi hazırladın. Vallahi ben de kendimi tebrik ediyorum bir yandan. Sunumlarını tabii ki senden açıkçası beklemiyordum yetiştirmeni 30 dakikada. O yüzden etrafı da toparlarken müsamaha gösterdim diyebiliriz. Kendime bir de kahve yaptım. Kahveni de hazırladın. Şimdi sırtımı göstermek isterdim sana da. Yani şurada kuru yer yok şu anda. Evet. Yani öyle bir terledim yani. Bir ufak ben bunu yerime var mısın? Varım. Üstüne bir de
bayağı bak fark ettiysen şöyle omuzlar geride falan bayağı gururluyum yani. Kabul ediyorum. Gerçekten çok zordu. Dile kolay. Dile kolay gerçekten. Ama izleyicilerimizle bu tariflerin ideal ölçülerini paylaşacaksın. Seve seve. O halde bence çatlakla başla. Ben onu çok merak ediyorum. Çatlakla başlayalım. Bak şimdi taban güzelce kızarmış. Güzel çatlak bak. Of, içi yumuşacık. Hmm. 10 üzerinden kaç? 8,5. Neden peki? Çünkü o yani süreyi düşünürken aslında bunu 1-1,5 dakika falan önce çıkarmam gerekiyormuş. Biraz fazla pişirmişim, kurumuş. Peki, sırada tarçınlı üzümlü o zaman. Hmm, tamam. Bu efsane bak, bunu ucundan kopartacağım. İki zaten bunun o zaten önemli. Katı olmasını beklediğim bir kurabiye. Evet evet, bu normal kurabiye gibi. Hmm. Bu çok güzel. Biraz da kahve yiyelim. 10 üzerinden? Bu 9,5. Oo, çok iddialısın. Bu buçuğunu da kendi şekli... yaptıklarını kendin tadıyorsun. Ben onlardan ikişer puan düşüyorum. Hocam yalnız bir dakika, süre vermedim, puan düştün. Şimdi bak, şu anlaşalım. Bugün anlaşamıyoruz, onu söyleyeyim, bunu anlaşamıyoruz. O zaman ilk çıkarttıklarından deneyelim bakalım. Hemen söylüyorum bu arada, bir dakika kendimi açıklamak istiyorum. Gayet dürüstüm yani, 8,5 bu, 9,5 şekli güzeldi. Yani şeklini daha güzel yapabilirdim. Tamam, buna bakalım. Bunda malzeme biraz sıkıntılıydı. Bunun içerisinde böyle yapışkan ve bir şey olması lazım, sakızımsı olması lazım. Sor. Kaç puan? 12. Ne diyorsun? Bu 12. Ben bunu 12. yerim dedim. Peki, sıra geldi şu dışarıdan İzmir bombası gibi gözüken kurabiyeye. Onu söyleyeyim, o 6,5. Bu biraz yağ miktarı biraz daha fazla olması gerekiyordu bu iki her kurabiyede de. Bu fındıklı olan biraz toparladı da bunun yağ az olduğu için içi kuru. Bu 6,5. Bak bu acı badem gibi. Gerçekten acı badem gibi ayrıldı. Bu mükemmel. Ferhat, misafirlere her türlü koşulla evde malzeme varsa sadece yarım saatte hazırlanabilecek 5 farklı kurabiye sundun bize. Ellerine sağlık. Orada yaklaşık bir 40 kurabiye kadar var diye tahmin ediyorum. Bu da yaklaşık 10-12 misafiri tatmin edecek bir rakam. Çat Kapı'nın yeni bölümlerinde yeni sezonu tüm hızıyla devam ediyor olacak. Sonraki challenge'larda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gururla hoşça kalın.